Malumunuz 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ aidiyeti ve iltisakı tespit edilen bir kısım şahıslara ait varlıkların TMSF kayyumluğunda yönetilmesine karar verildi. Ve bu manada aslında TMSF 15 Temmuz'dan sonra bir eksen kayması yaşadı. Bugün an itibariyle 38 vilayette 797 şirkette TMSF kayyumluğunu sürdürmekte. Ve bugün bu yapının aktif büyüklüğü 70 milyar TL seviyesine ulaştı. Öz kaynak büyüklüğümüz hemen hemen 30 milyar TL seviyesine yükseldi ve an itibariyle istihdam sayımız da 40.403 olarak gerçekleşti. Tabii biz devraldığımız andan itibaren bu şirketlere dedik ki bu şirketler bize milletimizin emaneti. Bunların her biri birer milli servet. Dolayısıyla bu şirketlerde bir irtifa kaybı olmayacak. Bu şirketler istihdam yaratmaya, katma değer üretmeye devam edecekler ve biz basiretli tüccar felsefesi anlayışıyla bu şirketlerimizi şimdiye kadar 4,5 yıldır yönettik ve elhamdülillah bu şirketler bugüne kadar aktif olarak %60 seviyesinde büyüdüler. Tabii bugün bizdeki yapının en büyüğü Erciyes Anadolu Holding. Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 6 büyük grup şirketi olan, 9 farklı faaliyet alanında 30 şirketle faaliyet gösteren, 12.697 çalışanı olan ve bünyesinde İstikbal, Bellona, Mondi, Boytex, Hex Kablo gibi önemli markalara sahip ve yurt içinde ve yurt dışında 2000'e aşkın geniş bayi ağıyla ve 140'tan fazla ülkeye ihracat kapasitesi bulunan devasa bir kurum. Ve elhamdülillah şu an itibariyle holdingimizin aktif büyüklüğü 17 milyar TL seviyesini aştı ve şunu gönül rahatlığı içerisinde ve huzurla ifade edebiliyorum, gururla ifade edebiliyorum. Devraldığımızdan bugüne holdingimiz aktif olarak %90 seviyesinde büyüdü. Ve şimdi arkadaşlar tabii 2020 değerlendirme toplantısını bir 15-20 gün sonra yapacağız. Dolayısıyla rakamları çok paylaşamıyorum ama 2020 büyümesi de hemen hemen %20'ye yakın gerçekleşti. Ve bu süreçte de 13 milyar TL'yi aşan bir ciro rakamına ulaştık bu süreç içerisinde. Tabii bunu Kayseri'nin, Erciyes Anadolu Holding'in Kayseri için neler ifade ettiğini biliyoruz. Sadece Kayseri için değil, ülkemiz için çok kıymetli bir varlığa vaziyet ediyoruz. Ve her Kayseri'ye gelişimizde elhamdülillah başımız dik geldik. Bugün de pırıl pırıl bir tesisimizi, yepyeni bir tesisimizi, tamamen TMSF döneminde, kayyumluğu döneminde projekte edilen ve yatırımı gerçekleştirilen bir tesisimizin açılışını yapmak üzere bir araya geldik. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim. Erciyes Anadolu Holding bugün itibariyle dünden daha kuvvetlidir. Böyle yerlerde Allah rızası için doğru gayret edene de tabii ki bizim duamız var, desteğimiz var, gayretimiz var. Üzerinde yaşadığımız bu Anadolu coğrafyası dünyanın en eski yerleşim yerlerinden birisi. Cennet gibi bir vatana sahibiz. Bazı da zorluklarımız var. Bu zorluklarımız tabii ki bizim tarihte üstlendiğimiz misyondan, inanışlarımızdan ve jeopolitik konumumuzdan kaynaklanıyor olabilir. Ama biz millet olarak bütün bu zorluklara karşı büyümek zorundayız, gelişmek zorundayız ve güçlü olmak zorundayız. Bu coğrafya zayıf devlet kaldırmaz. Batılı müsteşriklerin bir kısmı bu coğrafya için gelget coğrafyası da demişler. Böyle bir coğrafyada siz güçlüyseniz ayakta kalırsınız. Değilse zorluklarla baş başa kalır, bir gün yok olur gidersiniz. Düşünüyorum da geriye doğru bizim 18 yıllık iktidarımızda kendi içimizde yapılanları bile hayretle geriye doğru müşahede ediyorum. İktidarın ilk günlerinde Cumhuriyet mitingleri. Cumhuriyetin değerleri elden gidiyor, laiklik elden gidiyor vesaire diyerek ortaya döktükleri binlerce insan. Daha doğrusu rütbelilerin fabrikaları arayarak işçileri buraya getirin diyerek ellerine bayrak tutuşturup sokağa döktükleri toplantılar ve mitingler. Arkasından Danıştay saldırısı. Arkasından muhtıra.
Parti kapatma davası kim açıyor? Başsavcı sıfatlı zavallının bir tanesi eline tutuşturulmuş gazete küpürleriyle milletin oyunu almış, %50'sinin oyunu almış bir partiye kapatma davası açıyor. Arkasından gezi olayları. 12 tane ağaç bahane ediliyor, yakılıyor, yıkılıyor her taraf. Üçüncü günden itibaren Atatürk Kültür Merkezi'nin üzerindeki örgütlerin listesine bakınca bu vehameti çok iyi anlıyoruz. Şimdi Boğaziçi olaylarını da seyrederken arkasındaki örgütlerin ne hesaplar peşinde koştuğunu da bilmeyenlerden değiliz Allah'a şükür. Sonra çukur eylemleri geliyor. Öz yönetim ilan etmeye kalkıyorlar. Buralar bizim, siz kimsiniz diyorlar. Siz yavaş yavaş şuralardan gidin bakayım diyorlar. Bu ülkeyi böleceğiz diyorlar. 17-25'ler hukuk garabetleri, yargı darbesi. Sonra da tabii hepimizin bildiği lanet olasıcaların yapmış olduğu 15 Temmuz hareketi. Değerli dostlar, bütün bu zorluklara rağmen, bu sıkıntılara rağmen, şeytan taşlamalara rağmen Allah'a hamdolsun bu ülkede işler iyiye gidiyor. Tabii geçmişle ilgili çok bir şey söyleyecek değilim ama sadece pandemi dönemiyle ilgili bile şu anda 170 milyar dolara yaklaşan ihracat, Kayseri'nin ihracatındaki artışı da gördük hep birlikte. Dünya %4, %5, %6, %7 birçok ülke küçülürken sıfırın üzerinde artıyla kapatacak bir ülkedeyiz elhamdülillah. Bin bir türlü zorluğumuza rağmen. Her hafta Cumhurbaşkanımız bir açılış yapmaya veyahut da bir yatırım yapmaya, temel atmaya devam ediyor. Dikkat edin. Televizyonlardaki konuşmalara, açılışlara, programlara bir bak verin. Sağlıklı Allah'a hamdolsun o durmadan hava atan ülkelerin, Avrupa'nın ve Amerika'nın çok çok önündeyiz. Bellona Sandalye ve Yatak Fabrikamızın açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz efendim.